Merhabalar. Bugün sizlerle beraber şöyle güzel, nefis bir malaga pasta yapalım mı? Öncelikle kremasını hazırlayacağız malaga pastamız için. Çünkü biz kekini hazırlayana kadar kremasının soğuması gerekiyor. Bu ara kremasının soğuması gerekiyor. Öncelikle krema için gerekli olan malzemeler sütüm var, nişastam var. Nişasta olarak mısır nişastası kullanıyorum. Unum var, vanilyam var, şekerim var, yumurtam var. Şimdi bu malzemeleri güzelce muhallebi kıvamında pişireceğiz. Daha sonra yani ocağın altını kapattıktan sonra çikolatasını ve tereyağını ekleyip güzelce karıştıracağız. Bunlar eriyecek ve nefis bir krema olacak. Hadi başlayalım. Sütümü tencereme alıyorum. Nişastamı ekliyorum. Unumu ekliyorum. Bir yumurta sarısını ekliyorum. Ve şekerimi ekliyorum. Çikolatam, tereyağım ve vanilyam kaldı. Onları en son ilave edeceğim. Şimdi bunları ocağa koymadan önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Sonra güzelce ocağa koyacağım. Pişireceğim muhallebi kıvamında. Evet. Kremam koyulaştı. Bakın. Ama hemen kaynar kaynamaz. Tamam koyulaştı. Bu kremayı kapatayım demeyin sakın. Mutlaka o parlaklığı bir hissedin, görün kremanızda. Daha sonra ocağın altını kapatın. Şöyle bir iki taşım kaynatın. Ve karıştırmayı ihmal etmeyin tabii ki. Güzelce karıştırıyorum. Evet, o parlaklığı göreceksiniz zaten. Bakın gayet güzel kıvam aldı. Şimdi artık ocağımın altını kapatabilirim. Çikolatamı ekliyorum. Tereyağımı ekliyorum. Ve vanilyamı da ekliyorum. Kremamın çabuk soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Evet, kremamızı yaptık. Şimdi de kekini yaptık inşallah. Bunun için 4 yumurtam var ve 4 yumurtamın yumurta akları ile yumurta sarılarını ayırdım güzelce. Yarım su bardağından bir parmak fazla şekerim var. Yarım su bardağı un. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir vanilya, bir fiske tuz ve kakao var. Şimdi güzelce kekini yapacağız. Yumurta aklarını her zamanki gibi bir fiske tuz ve biraz şekerle, yani şekerin yarısıyla yumurta aklarını, şekerin diğer yarısıyla da yumurtanın sarılarını çırpacağım inşallah. Hadi başlayalım. Bir fiske tuzu yumurta akına ekleyip güzelce çırpıyorum. Şekerin yarısını yavaş yavaş yumurta aklarına ekleyerek çırpmaya devam edeceğim. Evet, yumurta aklarını bakın şöyle ters çevirdiğinizde akmayacak şekilde gelene kadar güzelce 3-4 dakika çırptım. Bu tamam oldu bununla işimiz. Şimdi bunu bir kenara bekletelim. Bunu buraya koyalım kenara, güzelce bizi beklesin. Şimdi yumurta sarılarını aldık. Yumurta sarılarının üzerine yine yavaş yavaş şekeri ilave ederek yumurta sarılarını çırpıyorum. Şimdi yumurtayla şekeri çırptım güzelce. Bakın rengi ne güzel oldu. Açıldı böyle. Krema kıvamına geldi. Şimdi bütün malzemeleri bu yumurta sarılı karışımı ekliyorum. Önce sıvı yağını ekliyorum. Unu ekliyorum. Kakaosunu ekliyorum. Vanilya. Ve kabartma tozu. Şimdi bunlarla güzelce yine karıştırıyorum. Un ilavesinden sonra böyle koyu kıvamlı bir karışım olacak. Böyle olması sizi korkutmasın. Şimdi onu güzelce açacağız. Nasıl açacağız? Yumurta aklarından biraz ekleyeceğiz buraya. Tekrar karıştırınca bu daha akıcı kıvama gelmesini sağlayacak. Şimdi tekrar çırpıyorum.
akışkan hale gelen kakaolu kekimi hamurumu yumurta aklılarının içine yerleştiriyorum. Sıcak fırında 160 santigrat derecede pişireceğim kekimi. Evet, kekim pişti. Benim fırınımda 160 santigrat derecede 15 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Şimdi kekim soğusun, kendine gelsin. Kremam zaten soğumuştu. Önceden yapmıştık. O soğumuştu zaten. Sonra işlemlerimize devam edelim. Evet, kekimizi yaptık. Kremamızı da hazırladık. Şimdi üzerine ganaj çikolata kısmını hazırlayacağız. Bunun için kremam var. Kremayı benmari usulü eritiyorum inşallah. Isıtıyorum daha doğrusu. Zaten akışkan bir krema oluyor. Onu bir kapta ısıtıyorum. Ve üzerine bitter çikolata ve sütlü çikolatayı karışık kullanıyorum. Ama siz zevkinize göre isterseniz direkt bitter çikolata kullanabilirsiniz. Ya da direkt sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Yani bu tamamen damak lezzetinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Ben ikisini de aynı oranda kullanıyorum. Bitter ve sütlü çikolatayı beraber kullanıyorum. Öyle çok daha güzel oluyor bence. Evet, şimdi bunu sıcak kremanın üzerine ekliyorum. Ve güzelce bu çikolatalar eriyinceye kadar ben böyle usul eritmeye devam edeceğim. Karıştırıyorum. Evet, bakın. Gayet güzel, koyu kıvamlı bir ganajımız oldu. Hazır oldu şu anda. Gayet de güzel oldu. Bakın, koyu kıvamlı. Şimdi kremamız soğudu ama parlaklık kazanması açısından mikserle biraz çırpacağım. Evet, porsiyonluk Malaga pastalarımız hazır. Gayet de güzel gözüküyorlar, değil mi? Belki pastaneden aldıklarınızdan bile çok daha güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bakın. İsterseniz ceviz, fıstık veya herhangi bir fındık, bademle süsleyebilirsiniz. Yani o sizin zevkinize kalmış. Bakın, gayet güzel gözüküyor, değil mi? Sofranıza misafirlerinize ikram edeceğiniz nefis bir pasta oldu. Ben üzerine çam fıstığı atıyorum. Siz isterseniz tabii atabilirsiniz. İsterseniz hiç atmayabilirsiniz. Böyle sade de servis yapabilirsiniz. Böyle de gayet güzel görünüyor. Evet, bakın. Çok da güzel gözüküyor, değil mi? Evet. Ben birkaç tanesini kızım muzlu pastayı sevmediği için
fıstıklı yaptım. İsterseniz siz de böyle farklı şeyler koyabilirsiniz. Hani illa muz olmak zorunda değil. Farklı şeyler, farklı meyveler de koyabilirsiniz. Gayet de güzel olacaktır. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.